Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Ezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeşil civcivimiz ve yeşil civciv mi? siyah aygır. Aygırla birlikte muayeneye gideceğiz. Tabii benim muayenem daha 18 ay vardı ama renk tespiti için arabanın rengini kapladık. Muayeneye gideceğiz. Zaten bu prosedürleri videonun ilerleyen süreçlerinde anlatacağım. Yani bu süreç nasıl ilerliyor diye. Çünkü 18 ay bir muayenem var. Tekrardan genel muayeneye girmek zorunda mıyım? Yoksa sadece rengi tespit ettirebiliyor muyum? Bunlardan bahsedeceğim. Ali, senin genel muayene bitmiş. Benim bir aydır arabada muayene yok. Ceza yiyince anladın yalnız. Hani ruhsatı açayım da ya bu arabanın ne zaman muayenesi bitiyor diye bir durum olmadı. Yok, beni ışıklarda çevirdiler. Ehliyet ruhsat kardeşim dedi. Ben de tabii abi dedim. Çıkarttım. İlan arabadan muayene yok arabada dedim. Arabada muayene yokmuş. Muayene cezasını ödedik. Şimdi muayeneye götürüyorum arabayı. Allah'tan şöyle bir şey var. İlk kez muayeneden yakalandığın zaman hani arabayı bağlamıyorlar. Bir uyarı cezası var. İkinci de sistemde gözüktüğü için artık bağlıyorlar. Yani muayenesiz gezilmiyor biliyorsunuz ki. Arabada muayeneden geçmeyecek bir şeyin var mı? Genel muayeneye girdiğin için soruyorum. Neden? Araba basık. Normalde ya, bu kadar basık araba muayeneden geçmez. Ya bence bu kadarı geçer ya. Şansım deneyeceğim. Hiçbir şey yaptırmadım araba. Çünkü muayenede şöyle bir şey oluyor. Ekspertizdekiler gibi hani dyno'da geçiyorlar ya el freni, fren falan. Belki tampon değiyor mu değmiyor mu diye bakıyorlar. Ya bilmiyorum, tampon değebilir. Emin değilim ya. Çok sınırda bir basıklığı var. Arabada düz boru çekilmiş. İki egzozda fuar. Bu da geçmiyor normalde. Şimdi şey var. Biz arabayı alırken bende de iki egzoz çıkışı var. Sende de iki egzoz çıkışı var. Yani toplamda 4. 4'ü de çalışıyor ikimizin de. Abi demişti ya, ben muayeneden geçtim diye bu şekilde. O şöyle bir biraz şey var. Ya şans haricinde bir tane muayene istasyonunda çalışan yazmış. Katalizörden önce çekilmişse geçmiyormuş. Yani tam hatırlamıyorum. Katalizörden sonra çekilmişse boru geçiyormuş. Yani o katalizörün neresine bağlandığıyla alakalıymış. İnşallah senin de öyle yapılmıştır da geçer. Vallahi bilmiyorum. Dediğim orada öğreneceğiz. Birazcık geçmeyecek bir şey varsa elime versinler kağıdı. Ben ondan sonra onları yaptım. Senin bir de el freni de sıkıntıydı sanki. Hani tutup tutmama konusunda. Ya yanlamaktan. Klasik F30 sorunu. Boşta. Yani onu da yaptıracaktım ama o da muayene sınırında, yani o da geçer diye tahmin ediyorum. Bakayım, bana muayeneden geçmeyecek şeyler versinler. En sonunda bence geçer geçer ya. Biz ne tofaşlarla geçtik. Aynen. Yani onlar geçtiyse ya bunlar illa onların fabrika çıkışı el freni yok mesela yani. Bu da geçer büyük ihtimalle. Şimdi ufak yola çıkmadan önce yeşilin prosedürünü söyleyeyim. Genel muayeneye girmiyoruz. Renk tespit muayenesine gireceğiz. Zaten bellek arkayı da yaptırdık. Siz de nerede yaptırırsanız oradan bir fatura kesiliyor adınıza. O fatura ile birlikte gidiyorsunuz muayene istasyonuna. Zaten rengi aracın belli. Biz açık yeşil diye kestik. Çünkü mesela normalde bu arabanın katalog rengi acid lime ama Türkçe'de acid lime diye bir kelime yok. Yani en yakın olan açık yeşili fatura olarak plakamıza fatura ettik. Şimdi de muayene istasyonuna gideceğiz. Faturayı ve ruhsatı vereceğiz. Ardından faturadaki ve tespit ettikleri rengi ruhsata yazacaklar. Harici bir şeye bakılmayacak. Yani ben sadece renk tespitine gidiyorum. Yolumuz uzun. Silivri Sinekli'ye gideceğiz. Şu anda 1 saat 15 dakika gösteriyor. Muayenede de 1 saat var. Yani şimdi muayene tespitine gideceğiz. Orada muayene tespitinden sonra bir renk tespit kağıdı verecekler bize. O kağıtla birlikte notere gideceğiz. Noter bize ruhsat verecek. Normal muayeneye gittiğin zaman muayene istasyonu ruhsat veriyor. Aynen. Ama işte çekme belgeli araçlarda ya da kredili araçlarda, işte renk tespiti araçlarda bazı durumlarda notere gönderebiliyor sizi. Biz de bunun ruhsatını tekrar çıkarmamız için notere gitme durumunda olacağız. Saat şu an çok erken arkadaşlar. O yüzden pek gözüm açılmadı. Çok da videoya konuşamadım. Ben de gözüm gözükmesin diye gözlük taktım, öyle söyleyeyim. Bir an önce bizim çıkmamız lazım. 1 saat 15 dakikalık bir yolumuz var ama sadece 1 saat sonra bizim muayene. F30'ların yolda hakkını vermemiz gerekecek. Biz hemen çıkalım da yetişelim. Evet, hadi. Tamam, hadi. Arka...
Arkadaşlar şimdi egzoz muayenesi yaptırmam gerekiyor. Benim araba genel muayeneye girecek. Emirhan'ın araba da genel muayeneye girecekmiş. Normalde renk tespitine girmesi lazımdı. Buradaki abi dedi ki illaki genel muayeneyi almamız gerekiyor. Şimdi genel muayenelerimizi bekliyoruz ama genel muayeneden önce benim egzoza girmem lazım. Şurada egzoz muayene istasyonuna gireceğim. Ersen mi gideyim? Üstünden atlasam? Buranın üstünden atlasam? Oradan gel. Kamera kaydı, fotoğraf. Peki. Peki. Hadi başla başla. Ali'nin videoya başlamamın sebebinin ne olduğunu zaten tahmin ediyorsunuzdur. Kardeşim neden kaldın? Kanka çok boş şeylerden ya. Hemen gösteriyorum. Göster. Arabamda benim arkadaşlar sonradan yapılma bir egzoz olduğunu biliyorsunuz. Ama böyle çift çıkış falan. Evet. Arabamızda ağır kusur olarak sadece egzoz yönetmeliğe uygun değil. Yönetmeliğe uygun olmadığı için zaten emisyon ölçümüne direkt almadılar. Bende farklı bir kusuru varsa en azından onu da öğreneyim. Varsa hepsini yaptırırım dedim. Çok şükür arabada herhangi bir şey çıkmadı. Arabamız zaten kız gibi biliyorsunuz. Sadece egzozu dışarıda taktırıp ben susturucuyu iptal ettiğim için biraz daha fazla ses almak adına yaptık bunu. Bence daha güzel oldu araba bu arada. Tamam, güzel bir şey demiyorum da. Yani rahatsız edici var X değil bir şey değil. Hani sadece susturucu iptal ya. Evet. Hani çok da büyük bir şey yoktu ama tabii kalıyor. Bu egzoz kurallar yönetmeliği böyle. Kurallar bu şekilde. Olmak zorundasın kardeşim. Bak benim gibi olsaydın geçecektin. Tabii benim araba geçti. Artık ruhsatında yeni rengiyle birlikte yeşil olarak geçiyor. Ben kağıdımı aldım, notere gideceğim. Orada yeni bir ruhsat çıkaracağım kendime. Bu arada tespit muayenesi almıştık. Tespit muayenesi 2 sene önce kavramını değiştirmiş. Yani tespit demek işte biliyorsunuz şimdi markalar böyle arabaların üstüne şirket markalarını falan yazıyorlar. Onun tespitiymiş. İşte tamam kaplama araç ama marka tescili vesaire var diye. Böyle kaplama yaptığımız zaman arabanın rengi değişeceği için araç tespit muayenesi değil de genel muayene almamız lazımmış. Zaten arabanın geçmeyecek bir kusuru olmadığı için yeni rengiyle birlikte geçti. Herhangi bir sıkıntı da yok. Zaten egzoz muayenesi vardı. Egzoza girmedim. Ali egzoza girdiği için patladı. Belki ben de egzoza girsem patlayabilirdim. Ya bilmiyorum ya. Ben normal muayenedeki dayı da geldi dedi ki oğlum bu dedi bu egzozu illa buraya yaptırmak zorunda mıydın dedi. Ben dedim abi sence de daha güzel olmamış mı dedim. O da dedi bence de daha güzel olmuş. Ama araba geçmiyor yani. Neyse sanayide manayide bir yerde ayarlayacaksın, egzozdan geçeceksin sonra buraya. Ben bunu şey yapacağım ya, geniş bir zamanda yaptıracağım. Zaten bir ay daha hakkım var. Evet. O yüzden çok da acele de etmiyorum arkadaşlar. Ya gerçekten hani sadece bundan kalmış olman bana çok koydu. Bak. Dur benim raporla kıyaslayalım bakalım. Gel. İkimizin arabasında ne bulmuşlar. Motorunu okunamıyor bir kere. Motorunu okunamıyor tabii kanka. O zaten Allah'ın emri. Camlar sonradan filmli. Camlar sonradan film kanka. Yan sinyal lambası çalışmıyor. Ya bizim çalışıyor kardeş. Benim yan sinyal lambası çalışmıyormuş. Sinyal lambaların rengi solmuş. Ne alaka lan? Solmuş kardeş yani. Herkesin arabası nasıl benim gibi hatasız değil. Kardeşim 2015 çiçek gibi sinyal lambası ya. Demek ki benim solmamış kanka bilmiyorum. Hava yastığı airbag hiç ışığı sönmüyor. Bu neden? Detaylı temizlik yaptırdım. Emniyet kemerlerini falan söktük onları temizlemek için. Sadece arızasını sildirmem lazım. Bu çok önemli değil zaten. Kısa üzmeli far ayarı hatalı. Bunu sana yazmadılarsa intihar ederim. Yok kanka. Neyse, benim sadece yangın söndürme tüpüm yok. Ben intihar ediyorum. Hadi görüşürüz kanka. Hadi kendine iyi bak. Benim yangın söndürme tüpüm yok. Camlar film. Motorla okunamıyor. O Allah'ın emri zaten. Bu arada aracın plakasını da göstereyim kanka. Nasıl kestiğimize dair. Aracın plakasını yazdık. BMW 320 araç beyaz renginden açık yeşil rengine kaplanmış, dönüştürülmüştür şeklinde böyle bir fatura kesiyorsunuz tutarlı aracın plakasına dair. Ardından da muayeneye geliyorsunuz. Genel muayene yani araç kaplatacaklar için söyleyeyim. Eğer bellek arka yerde kaplatırsanız zaten bu süreçlerle alakalı sizlere bilgilendirme ve yönlendirme rahat bir şekilde yapacağız. Ama Ali'nin mutsuzluğunu görüyorsunuz. Neden? Oğlum sadece egzoz çok koydu bana ya. Oğlum tekrar buraya geleceksin bir saat. İnan çok koydu kanka. Hani yani egzoza zaten dünya para verdim onu çıkartacağım. Bu bir kere koydu. Hayır çıkarttıktan sonra ben bunu geri taktıracağım zaten. Çok sevdim bu şekilde arabayı. Yani çok büyük iş kanka. Daha Silivri'ye geleceğim bir daha falan. Ben gidiyorum ya. Tadı kaçmış ya. Görüşürüz kanka sen videoyu kapatırsın. Neyse arkadaşlar arabalarımızı muayeneye getirdik. Ben geçtiğim için yüzümdeki tebessüm, Ali geçmediği için yüzündeki tatsızlığı zaten gördünüz. Bu şekilde süreci sizlere çekmek istedik. Ali gidiyor. Oğlum bekle lan. Bu sebepsiz ayrılıkla. Tamam bu kadar da tadın kaçmasın. Dünyanın sonu değil. Ayarlarız elbette. Bizim ne arabalarımız muayeneden kaldı. Artık bebeğimizle birlikte sahnedeyiz. Stoplarımız değişecek. Jantlarımız değişecek. Zaten İç aksamlarını değiştirdik. Birçok şeyi yapılacak.
Şu anda modifiye videosu da yarımlarda. Modifiye videosu da çekiyoruz, muayene videosu da çekiyoruz. Bunların hepsi bittikten sonra modifiye videosu da yayında olacak. Belki yayınlanmıştır bile şu anda yayın takviminde videolar için. Karışıklık var. Çok fazla video çekiyoruz ve çok fazla arabalarla uğraşıyoruz. Artık bebeğimiz sahnede. Bakalım yeni videolarla, yeni reels'larla, yeni gönderilerle birlikte olacağız. Ama bizleri daha yakından ve anlık takip etmek için yanına çıkan Instagram hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.